Açıkçası şansı bugünkü itibariyle, bugün itibariyle diyelim, çok görülmüyor. Yapılan anketlere göre iki tane farklı anket var. Bir tanesinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayları, aday adayları arasında diyelim, %1 destek var. Aday adayları derken şu ana kadar sadece Trump'la, eski başkan Donald Trump'la Nikki Haley açıklamış durumda. Ama bu isimlerin artacağı bekleniyor. Kimlerin aday olması bekleniyor? Yayınlarımızda ara ara söylüyoruz. Florida valisi Ron DeSantis, eski başkan yardımcısı Mike Pence, eski dışişleri bakanı Mike Pompeo. Bu isimlerin yarışa katılması bekleniyor ve bu isimler arasında yapılan anketlerde de Nikki Haley genelde en sonda çıkıyor diyebiliriz. Örneğin bir ankette Nikki Haley'e destek sadece %4. O ankette eski başkan Trump'a %43, Ron DeSantis'e de %31 destek çıkmış. Bir başka ankette Nikki Haley'e destek sadece %1. Eski başkan Trump'a %43, Ron DeSantis'e de %33 destek çıkmış Florida valisine. İşte Nikki Haley aslında bekleniyordu. Dün zaten kamuoyuyla video kliple paylaşmıştı mesajını. Bugün Güney Carolina'da 2011'den 2017 yılına kadar valilik yaptı. Güney Carolina'da bir miting düzenledi. Sahneye çıktı. Birçok televizyon kanalı canlı yayınladı Nikki Haley'nin konuşmasını. Kalabalık vardı diyebiliriz. İşte o konuşmasında da artık eskimiş, bayatlamış fikirleri, isimleri solmakta olan kişileri geride bırakmalıyız dedi Nikki Haley. Artık yeni bir neslin liderlik etme vakti geldiğini söyledi ki yeni bir liderlik etme vakti geldi. Aslında sadece cumhuriyetçiler değil, demokratlar arasında da konuşulan, tartışılan bir konu diyebiliriz. İşte örneğin 2024'te Trump adaylığı kazanırsa Cumhuriyetçi Parti'nin ve başkan seçilirse 78 yaşında olacak. Başkan Biden da henüz adaylığını açıklamış değil ama kamuoyu adaylığını açıklamasını bekliyor. Başkan Biden ikinci dönem seçilirse 2024'te 82 yaşında olacak. İşte buna vurgu yaptı. Hatta Nikki Haley konuşmasında 75 yaşın üzerindeki politikacılara yeterlilik testi yapılması gerektiğini söyledi. Güney Carolina'dan bir isim daha başkan adayı olabilir. Onu da söyleyelim hemen. Tim Scott, Senatör Tim Scott. Onun da ismi geçiyor aslında. Önümüzdeki günlerde o konu da netleşecek diyelim ama Nikki Haley hemen bu mitinginin ardından önümüzdeki günlerde Iowa ve New Hampshire'a giderek aktif hale getirecek seçimle ilgili kampanyasını. Mehtap.